Bu durum çiftçiye nasıl yansıyor acaba? Çiftçinin durumu perişan, onu gösterelim. İki tane video var, yan yana koydum onları. Bu iki video, ikisi de özellikle patlıcan üreticilerinden alınmış. Bir tane de domates üreticisi var. Daha bir sürü karpuz üreticisini mi ararsınız, soğan patates üreticisini mi ararsınız? Siz de takip ediyorsunuz hadiseyi. O görüntüleri bir verelim. Buyurun. Bana mı ediyor? Bal kırmızıymış. Hayvanlar yesin, insanlar yemesin. Etimiz gitmiş ha. Düzün parayı ver. Mala bakın. Bakın mala kardeşler. Bu malı kırıyoruz. Para etmiyor. Para etmiyor, para etmiyor. Hocam yorumunuzu alayım buna. Evet, yani adam emek vermiş. Onu toplatmak için hani dikimi var, bakımı var, ilaçlaması var vesaire, büyütmüş, meyve vermiş, onları toplattırmış, ona para vermiş ama getiriyor çöpe atıyor. Muhtemelen emeğinin karşılığını alamıyor. Yani dünyada şöyle bir şey var, bütün dünyada tarım sektörü stratejik bir sektördür. Ve ülkeler temel gıda maddeleri ve tarım sektörünü desteklerler, sübvanse ederler. Yani maliyetinin üstünde bir fiyat verir. 10 liraya mal oluyorsa ona 5 lirada sübvansiyon verir ki o işçi ekmeğe devam edebilsin. Ve yarın biz bu konuda başka bir ülkeye, yani gıda gibi stratejik bir konuda başka bir ülkeye muhtaç kalmayalım, mahkum kalmayalım diye ülkeler stratejik ve temel gıda maddelerini üretme konusunda çiftçilerini sübvanse ederler. Türkiye'de ise bunun tam tersi geçerli. Türkiye et ve tarım ürünlerinin çoğunu AKP'liler eliyle Brezilya'dan, Ukrayna'dan, farklı ülkelerden ithal ediyor. İthalatçılar AKP'liler olduğu için oradan para kazanabilmeleri için de yerli piyasayı öldüren rakamlar uyguluyorlar, fiyatlar uyguluyorlar. Aslında bu tarımda, çiftçilerde, hayvancılıktaki bu perişaniyetin temel sebeplerinden birisi AKP'li ithalatçıların o piyasayı yerli halka bırakmak istememeleri veya oradan nemalandıkları için yerli ürünlerin piyasada bir şekilde prim yapmasını, piyasayı ucuzlatmasını istemiyorlar. Dolayısıyla baskı uyguluyorlar. Öte taraftan zaten girdilerde çok büyük yükseklik var. Yani ilaç çok pahalı, emek çok pahalı, ne bileyim tohum çok pahalı filan. Çiftçiye de kar marjı kalmıyor. Yani bu gidişin sonucu şu, Türkiye gibi orta kuşakta yer alan, belki de insanoğlunun ilk defa tarıma başladığı coğrafya bizim coğrafyamız. İlk yerleşik hayata başladığı coğrafya. Mezopotamya'dan sonra tarım faaliyetlerinin, insanlığın yaptığı tarım faaliyetlerinin ilk başladığı yer ama biz tarımdaki en basit şeyleri bile, bazen samanı bile, bazen domatesi, patatesi bile eti ithal eden bir ülke haline geldik. Yani bu Türkiye'ye yapılabilecek en büyük ihanetlerden birisi. Aynı zamanda tarım emek yoğun bir sektör olduğu için sizin çok fazla insanınızı besliyor. Yani Antalya'daki seraları düşünün, Ege'deki tarlaları düşünün. Milyonlarca aileye gelir kazandıran, getiren bir şey. Bunu yok ettiğinizde milyonlarca ailenin ekmeğini kesiyorsunuz. O adam seneye ekmeyecek, üretmeyecek. Ve üretmediğinde AKP'lilerimiz ithalatını yapacaklar, oradan paralarını alacaklar. Ama işte Ege'nin köylüleri, Akdeniz'in köylüleri aç ve işsiz kalmaya devam edecekler. Hocam işin bir başka boyutu da çiftçinin eli güçlenmiyor, doğru. Akaryakıt fiyatları çok ciddi oranda artmış durumda. Bu da sübvanse edilmiyor, yeteri kadar sübvanse edilmiyor, destek verilmiyor. Evet tohum fiyatları çok yüksek, evet gübre fiyatları çok yüksek, evet zirai ilaçlar ve zirai makineler çok yüksek. Bunların hepsinde hemfikiriz. Fakat bir taraftan da ciddi bir eğitimsizlik var. Mesela üreticinin seralarda ürettiği ürünlerden, tarlada normal şartlarda ürettiği ürünlerden çıkan ya da alınan numuneler çok ciddi oranda
özellikle ihraç edilecekse çok ciddi oranda üzerinde ilaç taşıdığı için sınırlardan geri gönderiliyor. Gümrüklerden geri gönderiliyor. Rusya örnekleri var, Fransa örneği var, Hollanda örneği var, İngiltere örneği var. Buna ne diyeceksiniz? Bununla alakalı olarak da çok ciddi bir tedbirsizlik söz konusu. Hiçbir politikada yok. Muhtemelen Türkiye'de yani sadece tahminde bulunuyorum. En azından 100 tane ziraat fakültesi vardır. Veterinerlik fakültesi bir o kadardır. Ama Türkiye'de işte tarımla yani toprakla uğraşanla bu fakültelerin veya hayvancılıkla uğraşanlarla veterinerlik fakültelerinin maalesef bir ilişkileri yok. Yani bu fakülteler ihtiyaç olan yerlerde açılmalı ve halka rehberlik yapmalı. Dünyada böyle yürüyor ve bunu da devlet sübvanse ediyor. Mesela devlet bu fakültelerin yürüttüğü projelere para veriyor. Bu fakültelerde bu projeleri kimle yürütüyor? Köylülerle birlikte yürütüyor. Diyor ki gelin atıyorum yani işte armudun ağaç başına verimini artırmak için proje geliştiriyor Ziraat Fakültesi. Sonra çiftçiyle birlikte yürütüyor ve ağaç başına armut 10 kiloyken 100 kiloya çıkabiliyor. Şimdi Türkiye'de böyle bir problem var. Üniversiteler, araştırma merkezleri, veterinerlik fakülteleri, ziraat fakülteleri yani farklı meslek gruplarına öncülük yapması gereken bu akademik birimler, merkezler, araştırma merkezleri tamamen işte yakınlarla doldurulmuş, liyakatsız insanlarla doldurulmuş, fayda üretmek yerine vergiden kaynak tüketen yerler haline gelmiş. Bu yine hükümetin politikalarının sonucu. Yani çiftçiye, köylüye rehberlik yapamadığını gösterir. Evet. Hocam AKP döneminin başlangıç kısmında atılmış olan çok önemli bir adım vardı. O da Türkiye'deki yerli tohumun muhafazası ve tohum bankası kurulması hadisesiydi. Onu kurdular mesela fakat devamını getirmediler. Evet, tohum mutlaka ama mutlaka korunmalı. Tohumlarımız korunmalı. Çiftçimiz de onlardan yararlanmalı. Fakat çiftçiler yararlanıyor mu bilmiyorum açıkçası. Şimdi bu kadar ürün yerlerde kalıyor, sofralara gelmiyor. Çünkü sofralara gelebilecek noktaya geldiğinde rakam 50 kuruş olarak alınıyorsa tarladan, rakam birden insanların mutfağına geldiğinde ya da pazara geldiğinde rakam birden 15-20 liraya çıkıyor. Arada müthiş bir kazanç var. Yani bir taraftan çiftçi asıl yükü çeken, asıl sıkıntıyı çeken, asıl harcamayı yapan, emek veren çiftçi hiçbir şekilde kazanamıyor. İşte böyle bir noktada neden adam çiftçilik yapsın ki? Neden çiftçiliğe devam etsin? Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin uygulamış olduğu toprak politikası var. Parçalanmış olan toprakların bir şekilde işte daha da bölünmemesi için çıkarılmış olan yasalar var. Fakat köylünün yürüttüğü işlemlerde harcadığı emeğin karşılığını alamadığı için arsalarını gidip de tarlalarını gidip de başkalarına satması hakikati var. Ve o satılan yerlerde de işte apartmanlar dikiliyor, villalar dikiliyor vesaire. Zeytinlikler yok ediliyor. Tarlalar, çok verimli tarlalar inşaatlarla dolduruluyor vesaire. Bunun en iyi örneklerinden birisi Çukurova'dır hocam. Çukurova'da dikilen gökdelenleri mutlaka görmüşsünüz. Korkunçtu mesela. Buna ne diyorsunuz bu duruma? Yani Çukurova öyle, Mersin öyle, Bursa öyle, İzmir, Bornova öyle. Yani pek çok yerde güzelim arazileri mahvettiler. AKP iktidar inşaatçı bir iktidar biliyorsunuz. İnşaatla tarım birbirinin tersidir. Yani inşaat yapmak için kolay, düzlük, tarıma müsait araziler. Dağın başına inşaat yaptığında maliyeti 2-3 kat artıyor. Oraya su götüreceksin, kanalizasyon götüreceksin ama işte portakal bahçelerini veya narenciye bahçelerini kolayca kazıyorsun, pamuk bahçelerini. Oraya inşaatlar yapabiliyorsun. Ha. O inşaatın güvenli olup olmaması onları AK Parti ilgilendirmiyor. Depremde yıkılıp yıkılmayacağı. Yani bugün Türkiye aslında batıran şey tam da bu fırsatçı, kolaydan para kazanma yaklaşımı ve bunun iktidar eliyle yapılması. Kamu otoritesi eliyle yapılması. Kamu otoritesi bunu denetlemesi ve engellemesi gerekirken AKP iktidarı döneminde kamu otoritesi yağmacılığın, talanın, kolay para kazanmanın, işte tarım arazilerini talan etmenin, çiftçiyi, işçiyi, emekçiyi öldürmenin
aracı haline geldi. Bundan en çok nemalanan AKP'liler. Dolayısıyla da yani bir avuç AKP'liyi beslemek için işte veya Erdoğan'ın müteahhitlerini beslemek için milyonları aç bırakmayı, işsizliğe, açlığa, sefalete mahkum etmeye göze alıyorlar. Burada toplumun tabii ki payı var. İşçiler, çiftçiler, köylüler haklarını arayacaklar. İşte domatesini mi döküyor, sokaklara mı çıkıyor? Nasıl Avrupa'da sendikal hareketlerin olduğu yerlerde insanlar haklarını arıyorlar. Sessiz kalarak, oy vererek, aman benim başıma bir şey gelir diyerek korkularla bu engeller açılmaz. Evet. Yani köylülerin, çiftçilerin, emeklilerin organize olup ses vermeleri lazım, tepki vermeleri lazım. Vermediğiniz sürece sizin kemiklerinizi, iliklerinize kadar soymaya devam ederler. Evet. Avrupa'da da çiftçiler isyan ediyorlar. Özellikle onlar akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden dolayı isyan ediyorlar ve protesto ediyorlar. Şimdi Avrupa'daki çiftçi, özellikle Fransa'daki çiftçiden bahsediyorum. Hollanda'da da geçerli bu. Arkadaşların yolladıkları haberlerden yola çıkarak söylüyorum. Fransa'daki çiftçi eylemleri zaten başlı başına dünyaya da haber olmuştu. Devam da ediyor. Şimdi sadece akaryakıt fiyatlarının maliyetlere verdiği yükten dolayı çiftçi, Fransız çiftçisi böyle isyan ediyorsa, Türk çiftçisinin, Türkiye çiftçisinin öyle diyelim, sadece akaryakıt da değil, az önce saydık işte, bir taraftan emek maliyeti var, bir taraftan ilaç maliyeti, zirai ilaç maliyeti var, bir taraftan tohum maliyeti var, bir taraftan su ve elektrik gideri var vesaire vesaire. Böyle olunca çiftçinin Fransa'dakinden daha fazla isyan etmesi lazım. Fakat sadece işte 3-5 tane çiftçi yol kesiyor sadece. Bir tanesi götürüp kavunlarını, karpuzlarını belediyenin önünde yere atıyor. Bir tanesi soğanlarını getirip yola döküyor. Bir tanesi getirip çayını AKP'nin il binasının önüne döküyor. Tepkilerini ancak böyle verebiliyorlar. Bir organizasyon da olmadığı için tepkiler münferiden kalıyor ve etki de etmiyor. Ya o sendikal hareketleri bitirdiler, işçi hareketlerini bitirdiler. Daha doğrusu o sarı sendikalarını kontrol altına aldılar, sendikacıları satın alarak. Ha, eskiden daha mı iyiydi? Bir nebze iyiydi ama bu kadar da değildi. Şimdi tamamen teslim oldular. Dolayısıyla ya işçinin, emekçinin, köylünün hakkını savunan yok. Sol partiler sol parti değil. İşte CHP normalde emekçinin, işçinin, köylünün, ezilenin hakkını dünyada sol partiler savunur. Bizim sol partilerimiz birinci parti çıkıyor. Gidip ertesi gün AKP'nin destekçisi olduğunu ilan ediyor. Onunla barışmaya kalkıyor. Onun dış politikadaki söylemlerini aynen benimsiyor filan. Veya nefret söylemlerini aynen benimsiyor. Yani Türkiye'de ne sendikalaşma var, ne gerçek bir sol parti var, ne gerçek aydınlar var, ne gerçek devrimci hareket. Hani solcuların çoğu geçinir. Ben devrimciyim filan. Öyle bir devrimci ruh var. Herkes bir şekilde İktidardan nemalanma, gücün yanında durma yanında bir rol kapma yarışında. Evet. Belki de hocam AKP'nin ya da Erdoğan'ın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını sağlayan çok önemli göstergelerden biri vardı. Mersinli bir çiftçi vardı ya, o isyan etmişti ve Erdoğan o gün ona ananı da al git diyerek tepki vermişti. Yani çok terbiye sınırlarını aşan bir şekilde. O gün belki de anlaşılmıştı bunların ne yapmak istedikleri.